Çok değerli Başbakan Yardımcım, değerli Aydın Doğan Bey ve çok değerli delegasyonları, öncelikle sizi Kayseri'mizde misafir etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Kayseri Sanayi Odamıza hoş geldiniz diyoruz. Hem böyle güzel bir havada hem de dostlarımızla beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sayın Kurumel de bizim burada hem Kayseri Sanayi Odamıza üyemiz, şirketleri vasıtasıyla, hem de benim çok değer verdiğim bir abim. Sizlere her zaman örnek alıyoruz. Özellikle Sayın Aydın Doğan Bey ile çok geçmişe dayanan bir hukukumuzun olduğunu ifade etmem lazım. İş dünyasında gerçekten Türkiye'de önemli işlere imza atmış bir büyüğümüz olarak her zaman örnek aldığımız, hem şahsen hem aileler olarak hem de gruplar olarak gerçekten çok takdir ettiğimiz çalışmalar var ve Türkiye'mizin gelişmesine, kalkınmasına hizmet eden önemli iş adamlarımızdan bir tanesi. Bugün benim açımdan gerçekten çok anlamlı da bir gün. Burada misafir etmeyi çok istedim aslında. Sanayi odamızda, hatta meclisimizde bir arkadaşlarımla sohbet edin diye düşündüm de, ama onu beceremedik bugüne kadar. İnşallah belki bundan sonra arkadaşlarımızla bir araya gelme olanağı olur. Kayseri'mizden kısaca bahsederken, tabii biz işin biraz daha iş dünyası, sanayi tarafındayız efendim. Kayseri'mizi ifade ettiğim gibi elimizden geldiğince Kayseri'de faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sanayi tarafında, iş dünyası tarafında bir hareketliliğimiz var. Bereketli bir şehir Kayseri. Tabii çok tarım alanında çok bir aktivitemiz olmaması münasebetiyle aslında biraz sanayi bizim çok eskiden gelen bir kültür bu Kayseri'de. Büyüklerimizin önderliğinde başlayan sanayi, biz de bu dönemde elimizden geldiğince geliştirme gayretindeyiz. Tabii ki iyinin iyisi var, ifade ettiğim gibi. İnşallah biz de o iyinin iyisini daha iyi yapmaya gayret eden bir ekiple çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sizleri rakamlara boğmaktan ziyade daha çok bu dost meclisinde sohbet etmeyi çok daha fazla arzu ederiz. Sizlerin yaptığı ülkemize hem yatırımlar hem ülkemize çok büyük oranlarda vergisini ödeyen kuruluşlar ortaya getirmenizi ben çok takdir ediyorum. Hem gerçekten Boydak grubu olarak da, hem de Kayseri Sanayi Odası yönetimi olarak da her zaman sizlerin bu başarılarıyla biz övülüyoruz. İnşallah iş dünyamız daha sizin gibi yeni yeni liderlerin çıkması gerektiğini, bir taraftan İstanbul tarafımız, bir taraftan Anadolu tarafımız, Türkiye'mizin gelişip kalkınması için hep beraberce çalışmalarında devam edeceğiz. Bir kez daha sizi, Sayın Başbakan Yardımcımı ve tüm delegasyonu saygıyla selamlıyorum. Ben Mustafa Bey'i Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etmekten fevkalade keyif aldım. Bizi karşıladı, sağ olsun, ağırlıyor. Kayseri hakkındaki düşüncelerini kısa dönemde aldık. Gelirken Kayseri Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nün anlattığı bir hikaye, çok bir olay çok dikkatimi çekti. Kayseri'nin kuruluşu 6000 yıl evvel dayanıyormuş. 20 kilometre mesafede, neresiydi Müdür Bey? Kültepe. Kültepe diye bir yerde kurulmuş Kayseri. Şimdi orada yapılan kazılarda Türkiye'nin her yerinde en tarihi eserler çıkar. Orada yapılan kazılarda da eski çekler, senetler, faturalar çıkıyormuş. Bu da Kayseri'nin ne kadar kökeninde, şehirlerinde, genetiğinde iş hayatının, sanayinin, ticaretin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Zaten havaalanından sanayi odasına gelince kadar gördüğümüz manzara da fevkalade etkileyiciydi. Hakikaten Kayseri çok modern, çok güzel bir şehir. Kayserili iş adamları müteşebbis, Türkiye çapında da öyleler ama kendi memleketlerine de bağlılar. Çok gelişmiş bir şehrimiz. Biz de Kayseri'yle iftihar ediyoruz. Başkanı da bizi ağırladığı için teşekkür ediyoruz. Evet. Meclis başkanı en yüksek makam. Biraz daha. Evet.